Özür dilerim. Ben Aslanbaş Holding'den geliyorum. Bu arazi üzerinde daha önce ekilmiş ürünler hakkında bir araştırma yapıyorum. Eşiniz Resul Bey yanılmıyorsam. Buraların eskisiymiş. Acaba ona bir iki soru sorabilir miyim? Resul ne anlar mahzulden, dobraktan? Olsun, yine de... Kusura kalma kızım ama evde yok. Peki ben şu evin arkasındaki büyük ağacı görebilir miyim? Büyük ağaç mı? Sen nereden biliyorsun o ağacı? Gördüm. Yani gelirken gördüm. Yok kızım öyle bir ağaç. Biz onu kestik. Vardı ama. En az 10 sene oldu. Kesme diye o kadar yalvardım ki Resul'e. Gözü bir kere döndü mü kulağına hiç laf gitmez. İyi de sen nereden biliyorsun o ağacı? Ya yanıldım herhalde. Belki de biri laf arasında bahsetti. Neyse madem Resul Bey de yok, ben artık izninizi isteyeyim. Acelen ne kızım? Onca yoldan geldin. Geç hadi içeri, biraz solukla. Eğer niyetli değilsen sana bir kahve yapayım. Biz tanışıyoruz değil mi? Nereden tanışıyorsunuz? Aslanbaşların yemeğinde karşılaşmıştık. Aa evet, ben o akşam biraz... Yoğundun, çok çalışıyordun. Öyle. O zaman ikiniz? Zeliha benim kızım olur. Zeliha evet, yani bu durumda... Resul Karakucak da babam oluyor. Evet. Adın ne senin kızım? Ceren. Amcamlar karşımızdaki evde oturuyorlarmış. Dördü de ben doğmadan öpe önce ölmüşler. Daha doğrusu eve giren hırsızlar öldürmüş onları. Ne vahşet. Değil mi? Hayvanlar bile yapmaz böyle bir şey. Hemen karşımızdaki ev. Gelirken görmüşsünüzdür herhalde. Hı hı. O hadiseden sonra babam kapatmış orayı. Abimle bana girmek yasaktı. Ama ben gizli gizli girip oyun oynardım içeride. Tabii cinayetleri bilmiyordum o zaman. Orası bizim evden daha güzel gelirdi bana. Nasıl yani? Ne bileyim, en azından bağırış çağırış yoktu. Sessiz, sakin, sırf bana ait bir dünya. Öyle mutlu olurdum ki orada. Hatta bir bebek bulmuştum. Bez bir bebek. Hala saklarım. En sevdiğim oyuncağım. Kızım bırak kafa şişirmeyi. Buyurun. Teşekkürler. İlla herkese her şeyi anlatacaksın değil mi? Gücenme ama Ceren Hanım. Senin bu patronların var ya aslanbaşlar. Hiçbirinin ciğeri beş para etmez. Öf anne başlama yine. Zeliha'nın da patronu sayılırlar. Öyle de. Babamızın aklına uyduk işte. Bana kalsa bir gün bile göndermem onu o eve. Hepsi şeytan. Şeytan onlar. Her türlü melanet beklenir onlardan. Ben hiçbir kötülüklerini görmedim. Tersine Halil Bey beni dershaneye gönderiyor. Sonra Aliş. Kime ne zararı var? Abinin dediği kadar varsın. Aynen baban gibisin. Kimin kayığına bin sen onun düdüğünü çalıyorsun. Elinize sağlık ama ben artık izin istemek zorundayım. Acele etme kızım. Hadi kapat da falına bakayım. Kapatın kapatın. Annemin falları meşhurdur. Ta Antep'ten gelirler. Bakalım bu sefer ne cinler, ne şeytanlar, ne felaketler görecek. Hadi oradan zevzek. Gerçekten gitmem lazım. Ay pardon ne yaptım, çok özür dilerim. Önemli değil, bırakın bırakın ben hallederim. Uğurdur kızım uğurdur, üzülme. İyi günler. Güle güle kızım. Kimdi o giden? Misafir. Tanrı misafiri. Ya bırak bu ağızları. Ne istiyormuş? Araştırma yapıyormuş. Topraktı, mahsuldü. Herkese sorular soruyormuş. Sana da soracağıdı. SS'le neydin? Gördün geldiğimi.
Çok anlarsın ya. Kaldı ki araştırma bahane. Bak hele. Bu kızın maksadı başka. Neymiş maksadı? Bir acık alfemiz içsin diye Cenab-ı Hak gönderdi bunu bize. Tövbe tövbe. Keşke duruşmaya gelselerdi de görseydim o aslan başların mağrur yüzlerini. Nasıl aldılar boylarının ölçüsünü. Gördüler işte her kuşun etinin yenmeyeceğini. Ceren'cim biliyorum çok seviniyorsun. Ama bunu göstermende bir sakınca yok. Ya ne olur arkadaşına biraz tezahürat etsen, tebrik etsen falan. Diyar, gittim oraya. Amcamı görmeye gittim. Of Ceren, sen niye böyle yapıyorsun? Niye hiç laf dinlemiyorsun? Ne oldu gittin de? Hadi gördün ne oldu? Zavallı bir adam işte. Ne oldu? Nasıl karşıladı seni? Kendi yoktu. Karısıyla ve kızıyla konuştu. Yani yengem ve kuzenimle. Kim olduğunu söylemedin değil mi? Ay yapma diğer, söyler miyim öyle damdan düşer gibi? Güzel. Tam olarak keçileri kaçırdığını söyleyemeyiz. Bizim evi de gördüm. İçeri girmek, bakmak istedim ama tuttum kendimi. Ama yine gideceğim ve göreceğim. Nasıl? Ne diyeceksin o insanlara? Ben sizin ortak yeğenizim. Bir zahmet cinayet mahallini gösterin falan mı? Bilmiyorum diğer. Nasıl olacak, ne yapacağım bilmiyorum. Ama o evi göreceğim. Görmek zorundayım. Kimsin sen? Ne yapıyorsun burada? Ben İstanbul'daki bir arkadaşım için ev bakıyordum da böyle çiftlik evi gibi bir şey. Burayı tarif ettiler. Yani ben öyle sandım çünkü buraya daha önce gelmiştim. Sefile Hanım'la konuşmuştuk.
Burası satılık değil. Hem satılık olsa da bu kırık dökük yeri ne yapacaksınız? Bilmem. Ben pek anlamam ama biraz elden geçerse güzel bir yer olabilir. Bana kalsa satarım aslında. Ama bizim avlunun içinde olduğu için anam sattırmaz. Hem bu belalı evde kim oturmak ister ki? Belalı derken? Aslında hanımefendi, burada amcamlar katledildi. Öldürüldüler yani. Hem de ne öldürülme.